Şimdi bu dergideki benim size bugün reddiye konusunda konuşacağım e, meseleler aklınız durur. Belki ben bunu evvelce de bir daha e, bir kere bu yazı şey olmuştu ama bir, bu daha detaylı diye gördüm ben. Şimdi e, bakın bakın Türkiye ne beladan kurtulmuş bir Mehmet Görmez e, felaketi. Diyanetin başına gelecek en büyük bir felaketti zaten o da geldi geçti de geçti mi bilmiyorum ya da geldi geçirdi yani. Bütün millete geçirdi yani çünkü e, bu kadar ee, yanlış itikatları, yanlış hareketleri, amelleri insanların beynine, kafasına geçirirsen ne olur? Geldi geçti olmaz yani. Geldi geçirdi olur. Çünkü neden? Zararı geçirmiş oldu. Geçirmek ne demek? Nüfuz ettirmek. Karşı tarafa zarar isabet ettiriyorsun. Sen kendi itikadını bozukluğu hesabını Allah veririz. Dünyada ahirette. Ama e, insanları bu itikadını bozarsan ne olacak? Bak şimdi. Bu efendim dip başkanı profesör doktor Mehmet Gömez hakkındaki eleştiriler ayyuka çıktı diyor. Bugünlerde bazı cevap görmesi sahiplenme sakile fikir ve icraatlarını e, onayladıklarına şahit olmaktayız. Biz de acayip şekilde şahit olmak. Eskiden İsmail Han'ın oralarda dolanmış, okumuş. Şimdi bayağı bir e, meşhur da bir vakıf kurmuş, yapmış. Onun da adına bir yapacaktık esasen. O da bu e, körmezi şu anda yeni yeni. Öyle bir sahipleniyor ki işte biz kıskanıyormuşuz onu da. Ya neyini kıskanacağım benim kulvarımda değil bir şey değil benimle ne alakası var ya. Ben zaten memur değilim, amir değilim. Ondan sonra efendim ee, Efendi biz ona hakkında konuşuyormuşuz diye bu adam da şimdi bayağı bir vakıflar kurmuş, bayağı bir hocaları de konuşturuyormuş. E zaten e, onun e, konuşturduğu hocalardan da biz e, anlıyoruz. Şimdi bunlar buna da dikkat çekmemiz ve insanları uyarmamız icap ediyor. Bir zaten bir Abdullah Yıldız var. O ayrı. O Halis Aydemir'i sahipleniyor. E, efendim molla diye geçiniyor. O da usulü fıkıhçıyım diyor. E, Halis Aydemir'in Hanefi mezhebine muhalefeti yok diyor. Adam ayet olsa akıllımla bakarım, inkar ederim diyor. Bu böyle bir, bir molla çıkmış. O onu e, sahipleniyor. Ondan sonra ayrıca Muhammed Yazıcı. Bu Muhammed Yazıcı da e, bir vakıf kurmuş. E, İsmail Ayet eskiden takılmış oralardan da ders almış. Belki yani şu anda tabii İsmail ile alakası yok. Haşa İsmail Ali. Tenzih ederim. Efendim. E, bu da şu anda Nurettin Yıldız'ı konuşturuyor. İşte o vakıf kurumu. Bayağı da bir yayılmış bu. Bu Muhammed Yazıcı. Buna da bir dikkat edelim. Mehmet Görmez ile kol kola. Şimdi e, Ahmet Gelişken hocanın e, şu anda onu savunanlar çıktı meydana e, dediği kişilerden biri bu. Tabi orada isim vermiyorum ama e, baktın mı sosyal medyaya, bu çıkıyor karşınıza efendim. Bu Muhammed yazıcı Nurettin Yıldız'ı konuşturuyor, o Mehmet Emin Yıldırım, Siyer Vakfı ne tehlikeli onları konuşturuyor. Acayip acayip her işi yapıyor. E, ondan sonra da bir de bakarsın ben de Mahmut Efendi'ye bağlayayım. Mahmut Efendi'yi çok severim. E, Mahmut Efendi'nin, e, Hazretlerimizin adamlarıyla olduğunda hiç kimseye fre vermez. Yani adam onu anlayamaz. Ama sosyal medyayı takip edenler onun Nurettin Yıldız'ı, Mehmet Emin Yıldırım'ı konuşturduğunu, Mehmet Görmez'e sahip çıktığını ve Mehmet Görmez'in işte efendim, kıskanılmış dine çok hizmet etmiş Mehmet Görmez. Bak şimdi ne hezimetler yaptığını kısaca tutun. Hem Erişim Net itikadınız tazelensin. Ne hezimetler yapmış? Burada bu yazı sayfa 16'da başlıyor. Lale Gül dergisinin bu Ağustos sayısından. Mutlaka okuyun bak. 16'dan. Ben şimdi size kısaca izah edeceğim. Zaten e, efendim e, onu biz kıskanıyormuşuz da benim de adımı vermiyor da e, ben onun adını veriyorum işte. vakit hiç çekinmeden Muhammed Yazıcı diye. Vakfın adını şu anda aklıma gelmedi. Burada da kayıtta yok. Bana da tabii arkadaşlar gönderiyorlar. Ben sonra kıyas yapıyorum, inceliyorum. Sesini bakıyorum, tweetini görüyorum. Tabii öyle e, rastgele e, atış Allah muhafaza caiz değil insanları tövmet altında bırakmak haramdır. Şimdi sahipliği görmece sahiplenmeye başlayanlar çıktı diyor. Hadisini Haber Türk bunu yapıyor. Ne, ne sahiple yapıyor? Bu Haber Türk'ün Türk'le ne ilişkisi var bunun? Bunu bilmiyoruz. Çözemedik yani. Ama var proje o kesin. Proje e, fakat bu bu tavır diyor özellikle ilim iştigali içerisinde olan bazı çevrelerden gelmesi oldukça şaşırtıcı. Yani bunu sunucu yapabilir, haber sunucusu yapabilir, spiker yapabilir, efendim e, İslam'ı bozmak isteyen bir kanal yapabilir. Evvelce yapmıyorlar mıydı? Her Ramazan'da kimi çıkarıyorlardı? Yaşan Nuri, Zekeriya Beyaz, ondan sonra Mehmet Okuyan hala o maalesef ümmetin başına bela olmuş kanallarda Ramazan geçen Ramazan da çıkıyordu. Hala da çıkıyor yani. E bunları niye yapıyorlar? İslam'ı sevdikleri için mi yapıyorlar bu adamlar çıkarıyorlar? Emre Tormen müdür mü müdür. Caner Tastaman dinden bir haberi yok. Kur'an'ı yüzüne zor okur. Belki de okuyamaz. E sen şimdi bu adamları çıkarıyorlar zaten. Bunların niyeti belli. O evrim teorisini savunuyor. O devrim teorisini savunuyor. Öbürü hadislerin hiçbirine inanılmaz diyor. Öbürü mezhepler yok diyor. Böyle mezhepsiz adamlar. E şimdi yani mezhep yok diye mezhepsiz de oluyor. E dolayısıyla yani biz diyor yani spiker mi yapsa anlarız da yani bir televizyon yapsa niyetleri bozuksa ama şimdi hakikaten ehl er sünnet yuvalardan okumuşlar, medreselerden okumuşlar, çıkmışlar. Bu Talha Alp vardı zaten işte o Peygamber hakkında şüpheliyim dedi ya en son artık o yine bizim çevrelerde dolanan, ders okutan adam... mektubatı tercüme etmiş. Bu da o ekip demiş bu... Muhammed Yazıcı. Yani sonra ondan da mı ayrıldı ne oldu bilmiyorum tabii o hepten... peygamberde de şüpheliyim değilse bu da ona belki de çüş demiştir, o kadar da değil demiştir. O da ayrılmıştır ondan yani herhalde peygamberde de şüpheliyim diyecek hali yoktur. Ama görmece savunuyor. Bunlar tezkiye veriyorlar. Görmez ait e, efendim e, parlatmalar yapıyor. Parlatmalar. Şimdi görmezin bazı fikirlerini diyor Gelişken Hoca tek tek madde madde kaynaklarıyla derginin sonunda hepsi numara var. Mesela buradaki numara da altı numara. Ben şimdi size söyleyeceğim. Arkadan bakıyorsun oraya o hangi görmezin hangi kitabında veya makalesinde veya konuşmasında geçtiği orada kaynak. Hepsinin kaynağı var. Kaynaksız bir şey yazmamış. Gelişken hocamız. Ondan sonra şimdi diyor bunu met edenler. Bunu met edenler diyor. Bu fikirleri tek tek sayacağım diyor. Eğer bu fikirleri yanlıştır, Kur'an'a, sünnete, ehli sünnete muhaliftir diyemezlerse o zaman aşağıda örnekle çok da kırdığı çanağın döktüğü sütün hesabı yok da aşağıda örnek vereceğimiz sakat fikirlerini tasdik etmiş olacak. Bunları tasdik eden de din iman kalır mı? Müslüman denir mi? Cenaze namazı kılınır mı? Müslüman mezarına gömülür mü? Dinleyin siz karar verin. Ben bir şey konuşmayayım. Kaynakları burada. Tek tek. Kısa kısa kısa. Şimdi bakın. Görmez'in fikirleri, makalelerinde, eserlerinde falan konuşmalarında neşretti. Kendi beyanlar. Katkısız. Bazı sahabe ve ravilerin olaylardan çıkardıkları yanlış hükmü Fıkhi, fıkhi, bir formülasyona sokarak Hz. Peygamber'e istat ettikleri yani böyle bir hukuku vardır, böyle yaptılar diyor. Yahu sahabenin hangisi böyle bir şey yapabilir ya? Sahabe müştehittir. İmam-ı Azam müştehit oluyor da, Ahmet İbni Hanbel müştehit oluyor da, İmam Şah müştehit oluyor sahabe nasıl müştehit oluyor? İlk kaynağa şahit olan onlar müstehittir Hazreti Vahşi bile ihtiramsız anları alma dile. E tamam makamına göre tabi hepsi bir İbn Ömer değil, hepsi bir İbn Abbas değil, hepsi bir e, i̇bn İbni Amr değil. Ama efendim makamına göre. Şimdi bir fetva çıkarır bir ayetten bir hadisten. Hükmünde hata atmış olabilir. Müştehit bazen hata eder, bazen isabet eder kaidesine göre. Sahabe-i kiramdan. Çünkü neden? Allah'ın dediği hak hüküm bir tane olması lazım. E şimdi birinin verdiği bir fetva, ona muhalif başka bir fetva veren sahabe olmamış mı? Olmuş. E demek ki bunların ikisi de e, isabetli değil. Birisi isabet, Ama isabet eden iki ecir alır, hata eden bir ecir alır. Ama hiçbir sahabede duyulmuş mu ki kendi görüşünü bunu Resulullah söyledi diyor. Bak şimdi fıkhi bir formülasyona sokarak Hz. Peygamber'e isnat ettikler. Ya Hz. Peygamber'e isnat demek, uydurmak demek. Resulullah'ın buyurmadığı bir şeyi, duyurmadığı bir şeyi, ondan duymadığı bir şeyi. Men kezeb aleyhi müteammüden felle tebevve me qa'edehü diyor. Mütevatir, manen mütevatir. Çok konu var. İsa Aleyhisselam'ın gökte yaşadığı, ineceği gibi, Hz. Mehdi'nin zuhuru gibi. Çok. Bunlara inanılması şart. İtikatta taluk ediyor. manem mütevatır. Ama lafza mütevatir Yani ayet gibi mesela. Kulü Allah'a da okuyorsun. Hiçbir harfinde acaba diyen var mı? Yok. Herkes aynı okumuş. 1400 küsur senedir değil mi? Buna lafza mütevatir. Hadis-i şeriflerde ve'di fe'di. Mana taalluk etmiyor. Ama lafızda neydi? Hepsini de aynen harfi harfine Ebu Reyle gibi hafızası herkesin yok ki. Radıyallahu Teala. O zaman ne olacak? Mana doğru olacak. manevi var, sahiptir, caizdir. Vakidir hatta. E sen ne diyorsun? Mesela sahabeden biri diyor, sahabe ve diğer raviler diyor. Tabi tabi tebe tabi'in de katıyor. Sahabeyi kattıktan sonra zaten ne kaldı ki? En hayırlıları bulaştırdı. Resulullah iftira etti diyor ya. Lafzan mütevatir, 18-20 işte küsur. Lafzı da aynı böyle Kur'an gibi kelime kelime. Hadis-i şerif var az. Yani ama manen mütevatir çok. Orada zaten dinimiz için lazım olan o. Lafzan mütevatir şart yok ki. Bir meselenin hükmü ifade etmesine erkeklere altın yüzük takmak haramdır. İpek giymek, altın yüzük, altın kullanmak haramdır. Yani illa yüzük değil. Saatte de olsa, küpe de olsa. Evet. Ee, sonra ne buyuruyor? Ee, i̇pek giymek erkeklere haramdır mesela. E bu şimdi lafzan mütevatir mi? Değil. Manen de mütevatir değil. Haberi ahad. Yani tek bir sahabeden gelmiş bir hatta ee, olsun. Fıkıhta hüküm ifade ediyor mu helal haramda? Ediyor tabi. Yalan söylemeleri düşünülmez ki o zatlar. Hepsi adalettedir. Günahsız demiyoruz, masum demiyoruz, peygamber demiyoruz. Ama Allah Resulü'nün iftirada münezzeh ettiler. Böyle bir şey yok. E bana diyor, kasten diyor, e, demediğim şeyi isnat ederek yalan söyleyen cehennemde gireceği yeri hazırlasın diyor. E sen ne diyorsun burada? Bazı sahabe var abi. Nasıl bazı sahabe? Sahabeden bir tane bile böyle bir şey yok. Ha bir ayetten hadisten fetva anlar, çıkarır. Orada isabetsizlik başına gelmiş olabilir. Bunu konuşmuyoruz. Resulullah isnat ediyor. Ya hiç olmasa de ki ondan dinleyen tabi'in, tebe-i tabi'in onu, onun görüşünü hadis zannettiler. O sahabeden olduğu için dersen bir kurtarır tarafı yani olabilir. Çünkü o hadisi anlattı, hadisten sonra da kendi beyan, görüşünü beyan etti ama o arada dinleyenlerden bazı karıştırdı, o hadis naklediyor diyor, onu da hadis zannetti falan. Onu demiyor. Sahabenin kendi hüküm çıkarıyor diyor, yanlış diyor. Yanlış bir hüküm çıkartmış olabilir. Yanlış derken iştahat hatası. Ona olmaz demiyorum bak. Sonra Hazreti Peygamber'e isnat ettikleri görülmüştür diyor. Hukuk bulmuştur diyor. O sahabeye ne demiş oluyor? cehennemlik demiş oluyor. Yerini cehennemde hazırlasın tehdidine dahil ediyor. Çünkü Resulullah'a nasıl istat ediyor yanlışı ya? Allah Allah ve kullen vaade Allah lüsna. Kur'an'da Allah diyor bütün sahabeye Allah cenneti söz verdi diyor. Sen diyorsun ki bazı sahabe diyorsun yanlış bir şeyi gitti Resulullah'a isnat etti diyorsun. Resulullah'a isnat etti yani kendi yanlış görüşünü diyor Resulullah'a isnat etti yani hadis dedi. Yani uydurdu. O zaman cehennemlik olması lazım. Ayette diyor hepsi cennetlik. Böyle. İkincisi madde madde okuyoruz. Bu mesela arkada açıyorsun sayfayı. Kaynak arayanlara söylemiştim. O kadar da mı? O kadar da. Olacak iş mi? Olacak iş. Oldu bile. Bir. Şimdi burada bu okuduğum görmesin hangi şeyindeymiş? Rakam bir. Çevirdik son sayfasını. 20. sayfada. Bu yazı 16'da. 20. sayfada dipnotlar var. Dipnotlara bakıyorum şimdi. Görmez'in hadislerde delalet sorun. Adamın zaten bütün kitapları sorun. Hadislerin manası sorunu. Hadisleri hüküm ifade eder mi sorunu? Bilmem ne sorunu. Bütün dinimiz sorunlar yumağı bu adama göre. Hadislerde delalet sorunu. Dip yayınlarından çıkmış güncel dini, meseleler birinci e, yazları gözlerim şey yapmıyor. Birinci ihtisas toplantısı tebliğ ve müzakereler 02-06 arası Ekim 2002 sayfa 240. Hadi bakalım. Hepsi böyle. Bir tane misal verdim hepsini tek tek uğraşmayacağım. Bütün görmezin görürsün, hepsi böyle. Dinle şimdi. Sahih de olsa şey Hazreti rivayetlerinin Hazreti Peygamber'e ait olmaması nedeniyle o hadis rivayetlerine Hazreti Peygamber'e ait olmaması nedeniyle çünkü işte sahabeden gelmiş hani hadislere kutsallık izafe edilemez. Kutsallık ne ya? Hadis hüküm ifade eder mi etmez mi? Sen bana onu söyle. Kutsallık izafe edip de ne? Bukhari hadis kitabı. tabii ki kutsal. Hadis Bukhari'de var, orada sekiz bin küsur hadis-i şerif. Hepsinde besmele var, bir yüzlerce binlerce kere lafzai celal var, şu var, bu var. Ne yani? A a aşağı mı koyacağız yere mi koyacağız? Üstüne mi oturacağız yani? Evrenin dediği gibi basıp da ekmek mi alacağız yukarıdan yani? Takoz mu bu kitap? Haşa, hadis kitapları kutsal. Tabi kutsal. Kur'an-ı Kerim, ondan sonra hadis-i şerif. Ondan sonra fıkıh kitapları. Ne demek? O koymakta da sıra var. Sen hadis kitabını Kur'an üstüne koyamazsın. Fıkıhı kaldırıp hadis üstüne koyamazsın. E, edep var mı? Adap var ya. Kutsallık atfedilmez. Şimdi kutsallık atfedilmez neyi kastediyor? Hadi onu sorar sonra ona ne demek istiyorsun? Sana bir laf salatası çevirir. Mesela o değil. Hadis rivayetleri Hz. Peygamber'e ait olmaması nedeni. Nasıl ona ait değil ya? Bütün Kur'an kitaptan sonra hikmet diyor. Hikmetten maksat sünnet. Çünkü Kur'an'ın dışında bir şey olduğu atıftan anlaşılıyor. Hem kitabı öğretti hem hikmeti öğretti diyor. Ötedir Kur'an işte bana Kur'an verildi, ikimisi de hikmet verildi diyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Sahih hadis Ebu Davud, bütün kaynakları da var. E Kur'an zaten söylüyor. Meyyut Resul fekat Allah. Resul'e itaat Allah'a itaat etmiş olur. E Allah'a itaat zaten Kur'an'da ayet varsa Allah'a itaat direkt. Peki Resul'e nerede o zaman hadis yoksa? Hadisler ona ait değilse, o zaman efendim şu helaldir, şu haramdır, bu kadar hadis var. Nasıl olacak? Yani şu altın takmak erkeğe haram diyorsun. İpek takmak erkeğe haram diyorsun. Daha bunca haramlar var. Kur'an-ı Kerim'de haram olduğu bildirilmeyen nice yiyecekler var. Hadis-i şeriflerde bunlar haramdır buyurmuş. Onları biz yemiyoruz haram. Peygamber e, peygambere ait değilse vahiy niteliği taşımaz. Vahiy niteliği taşımıyorsa hüküm ifade etmez. Yani ne demek istiyorsun? Halis Aydemir'le aynı şeyi söylüyorsun. Ama Halis Aydemir kabak gibi söylüyor. Sen göya siyaset ve takıya yaparak söylüyorsun. Zayıf Müslümanlara yutturuyorsun cahillere. Halis ne diyor? Hadisler diyor sahih de olsa diyor hüküm ifade etmez diyor. Bu da aynı şeyi söylüyor burada. Hz. Peygamber e ait olmaması nedeniyle kutsallık afet, Kutsallık afete atfedilecek mesele değil ki burada meselemiz. Meselemiz bu hadiste buyurulan şu helaldir buyurduğu serbest midir? Bu haramdır buyurduğu yasak mıdır? E tabii ki helaldir buyurduğu helaldir haramdır. Ve yuhillülü muttayyibat. Temiz şeyleri diyor. Peygamberim onlara helal ediyor diyor. Yani helal eden Allah'tır. Helalinin hükmünü peygamberim açıklıyor diyor. Ve yuharrimu alemin kabahat. Kur'an söylüyor. Ben size pis şeyleri haram ettim demiyor. O ayette. Diyor ki pis şeyleri peygamberim onlara haram eder diyor. Halbuki haram etmeye ancak Allah'a Ama beyan etmeye eskisi ancak Resulullah'a ait. Resulullah'tan başka peygamber mi geldi bu ümmete? Son ahir zaman ümmetine. E Yuhillü kim helal ediyor dedi Resulullah Efendimiz. Yuharrimu haram ediyor diyor. Ediyor. Kim ediyor? Ayette öyle söylüyor. Git tercümeye bak Diyanet'in mande de aynı yazıyor. Helal ettiğini Allah'ın açıklıyor. Ama Kur'an'da o yok. Çünkü hadislen o hükmü beyan ediyor. O da benim hükmüm Allah buyuruyor. Ve ma fehuzu. Resulüm ne verdiyse onu alın diyor. Haşr suresinde. E ne verdiyse onu alın demeli yok ki. Zaten öbür ayetlerde hep diyor ki Kur'an'a tabi olun diyor. İtte bi umamzile ileykum rabbikum. Rabbinizden indirilen Kur'an'a tabi olun diyor. Bir daha resulüm ne verdiyse alın demenin ne anlamı var? Hadisten bahsediyor işte. Ve ma ne'kum anu fehtu. yasak dediğini bırakın, terk edin, vazgeçin diyor. Çünkü <laughs> o yetkilidir diyor. Ben size din gönderdim, helal haramlar gönderdim ama hepsini Kur'an'la göndermedim. Bir kısmını da hatta iki misli Kur'an'dan fazla hadislerle gönderdim diyor. Bu kadar ayet var Kur'an'da ya. Hadisler, rivayetleri Hz. Peygamber'e ait değilmiş. İki numaraya bakarsın hangi kaynakta görmez ait bu geçiyor. 3- sahih de olsa, sahih de olsa, kayda bak, sahih de olsa ne demek biliyor musun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ağzından sahabe oturdu dinlediği gibi sen de onun ağzından çıkan, femi saadetlerinden çıkan kelimeyi hükmü şu kulağından duysaydın. Neyse Bukhari'deki hadis odur. O kadar sahih yani. Bütün ümmet ittifak etmiş. En ufak bir cerh edilen raviden bile bir hadis almamışlar. Hafızasını son zamanda unutanın bile rivatlerini almamışlar. Ya adam o zaman hafızası yerindeydi. Bülbül gibi şakıyordu. Sonra hafızası bozuldu. Olsun şimdi sonradan hafızası bozulduysa ölene kadar hafızası tam e, nimet olarak başında kalmadıysa bir acaba sahip bu demek. Kırk elekten geçmiş. Sahip de olsa toplumun kabul etmediği toplum ne ya? Topluma bak, engameye bak. Millet nişan taşında LGBT bayrağı açmış geziyor ya. Bunlar mı kabul etmeyince din, hadis olmayacak? Toplumun kabul etmediği ve toplumda uygulanamayan Hadislerin bir değeri yoktur diyor. La havle ve la kuvvete illa Gök yere inecek abi adamı çıkarıyor bu haber. İki demir. Gök yere inecek. Toplumun ne? Toplumun ne değeri var ya? Allah der ben size kitap indirdim ona tabi olun. Rasul gönderdim ona itaat edin böyle Bütün Kur'an. Sen Müslüman mısın, Müslüman Müslümansa e Kur'an seni bağlıyor, bağlı. Nasıl sen diyorsun ki toplum kabul etmiyorsa o hadisin değeri yok. Toplum neyi kabul ediyor ya? Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki efendim erkekler bıyığınızı kısa tutun sakalınızı uzatın. E toplum bunu kabul etmiyor. Misal, e tamam o zaman hiçbir değeri yoktur. Sakal e, farzdır, vaciptir, sünnettir. Hadisten hiçbir hüküm çıkmaz. Nasıl hüküm çıkmaz? Toplum sakalı kabul etmiyor. Nasıl olacak öyle ya? Süt kardeş diye bir şey var. Kur'an'da da var hadisler. Toplum buna uyanmış değil. Efendim o onu emzirmiş, o onu emzirmiş, o onu süt kardeş bilmem ne. Diyor ki ona, ya sen bundan evlenemezsin diyor. E diyor ki kanuna göre diyor benim bunda evlenmeme bir mani yok diyor. Belediye benden diyor, şunları şunları istedi diyor. Gideceğiz diyor, kan testi yapacağız, bilmem ne yapacağız. Vereceğiz diyor. Kanuna mani var mı? Yok. He, anasıyla evlense kanuna mani var herhalde. Bilmiyorum anasıyla evlenmesi yasaktır herhalde bu kanunlarda. Onu da bilmiyorum da ben kanuncu değilim. Ama süt kardeş diye bir şey var mı bu kanunda? Yani süt kardeşi evlenemezdi. Böyle bir şey yok. İstediğin istediğine. Kimin eli kimin cebinde. Yani, ayet var, hadis var diyor. E toplum bunu kabul etmiyor. Veya bizim kanunda yok. Ne olacak o zaman? Hiçbir değeri yoktur diyor. La hevle ve la Bak, bunu biz en en şey duymuştuk. 15 sene evvel ben bunu biliyordum. Aşırma kaynağıyla gelmiş. Üçüncü de deminki sözüm kaynağı var. Dördüncü bu şey. Başörtüsü teabbudi değildir. Teabbudi değil ne demek biliyor musun? İslam hükümlerinden dini bir bağlayıcılığı yok. Teabbud ibadetten geliyor. Yani Allah kullukla alakası yokmuş başörtüsü, kadınların örtünmesi. Neymiş? Ahlakidir, menduptur, gelenektir diyor. Arapların geleneğiymiş. Ne Arapların geleneği ya? Arapların geleneğinde öyle bir şey mi vardı da? O zaman niçin cilbe ayeti nazil oldu? Vel yadırbuna bi Nur suresinde başörtüleri... Üst kısmını üzerlerine çeksinler, yakalarından aşağı sarkıtsınlar. Yani çarşafın üst kısmı demektir o da. Yudnine alenim celabi binne cilbaplan üzerlerine sarkıtsınlar. E bu bu zaten adet örf gelenek oyduysa Arap örfü idiyse e bunu niye ayet gelsin yeniden? Zaten o tatbikatınız doğruydu. Devam edin. Ya sen kimi kandırıyorsun? Ne konuşuyorsun? Başörtü emri tahbudi değilmiş. La havle ve la kuvvete. Tayyip Bey duymasın. Tayyip Bey duymasın. Ya Tayyip Bey zaten e, gereğini yaptı yani. Ne yapsın? Allah ona selamet versin, hayırlı uzun ömür, saati afiyetle versin. E, gereğini yaptı yani. Bu adamı temdidi uzatılması iptal edildi biliyorsunuz. Bu da dördüncü bunun şeyini. E, bu şimdi zaten CHP'nin veya onun bunun muhaliflerin 28 Şubat'ta başörtüleri yerlerde sürüyenlerin dediği de bundan farklı bir şey değildi. Bu ibadet değil ki bir şart değil, Çıkart kafanı. Derse öyle geç çıkarsan yine kapatırsın. Neden? Dinde böyle bir şey yok ki dediler. E zaten diyalekleri reis de işte aynı şey diyor. Ne farkı kaldı? Müslüman bayanın ehli kitap erkekle evlenebileceği. O Bu çok büyük bir şey. El hakku ya'lu ve la yu'la aleyh. Hak üstte çıkar, hakkın üstüne hiçbir şey çıkamaz. Yahudi ehli kitaptan. Budistlerden kız alamazsın. Budist bir kızla evlenmek haram. Hiçbir zaman dört şahit, beş şahit. İstersen tavuzuna ilan eyle. Ayet hadis hatim eyle. O nikah olmaz. Çünkü müşriktir Budistler şunlar bunlar. Diğer müşrikler ateistlerle nikah olmaz, evlenilmez. Yapılan cinsi münasebet zinadır. Ehli kitaptan kız alınır, kız verilmez. Zaten dinler arası diyalogçularla benim çatıştığım ilk noktalar nereden başladı? 2008'ler, 2009'larda o zaman gazetesinin şeyleri, STB'nin olaylarında. Gittiler, Müslüman bir kızı eee Harran'da yani Urfa'da İbrahim Aleyhisselam makamında bizim de tanıdığımız bir hoca efendi kandırdılar. Adam kelime-i şehadet getirdi. Hoca efendi Müslüman oldu diye nikahlarını kıydı. Halbuki adamın iki, iki pasaportlu gibi, iki vatandaş gibi, iki dinli. Pazar kiliseye giderim diyor. Bunu Zaman Gazetesi'ne yazdı o zaman. Pazar kiliseye giderim diyor. Cuma'da camiye giderim diyor. Ben diyor iki dinliyim. Ha, i̇ki dinli olur muymuş? Hadi iki ülke vatandaşı olunuyor. İki dinli olur mu? Stalin gibi kafir, kafir olsa kafir. Yani oradan teberri etmeden Müslüman olmanın şartı nedir? Ka evvelce hangi dindeyse ondan teberri edecek. Yani ben uzaklaştım, bitti, hiçbir bağlandım, kalmamıştım. Deme şart var. Bu da diyor ki tam diyalogçuluk. Müslüman bir kadın diyor. Yahudi, Hristiyan, erkekler de ne biliyor? Musun? Dört mezhepte yeri yok. Cumhur'a göre haram, zina, Kız alınır, kız verilmez. Bunu köydeki nene biliyor ya. Bunu söylüyor. Bayanların özel halleri adet halinde namaz kılabilir diyor. Normal zamandaki gibi Kabe'yi tavaf edebilir diyor. Bunları Diyanet İşleri Başkanlığı yaptı. Başımıza taş yağmadıysa şükredel. Başımıza taş da işte bu gibi adamlardan sonra da bomba yağdı biliyorsunuz. O da şey değildi. O gece biliyorsunuz. Mitteydi. En alt kattaydı. Genel Kurmay hareketti saatler yaşarken orada özel muhafaza yani. Dolayısıyla ondan sonra salaları ben başlattım diyor alakası yok o ülke TV'deki arkadaşlar işte açıklıyorlar o bir isim daha söylediler yani, Türkay Güler diye ben biliyorum o şimdi geçen programda bu 15 Temmuz programında onun ismini de açıkladılar daha geride de bir arkadaş varmış. İsmini unuttum ben şimdi. O dediler esas teşvik et. Mutlaka sala okusun falan çünkü bunlar önemli konular falan demiş. Sağ olsun Allah razı olsun. O kardeş kimse yani bilmiyorum ben. Kanal 7 ekibinde herhalde. Ya adamlar onu söylüyor bu ben sahipleniyor. Halbuki orada be Ahmet Şimşirgil Hoca onu şeye paylaştı. Oradan müftülüklere şey gönderiyor. Salaları bir dahaki emre kadar durdurun bilmem ben. Bayanlar diyor özel hallerinden ama nasıl kılar ya? Bukhari hadisi, bütün sahih hadisler. Ya adam diyor ki zaten sahih olsa toplumu kabul etmedi. Toplum ne kabul ediyor? Kadın diyormuş ki ben niye kılamıyorum ya? Benim erkekten ne aşağılığım var? Ne alakası var lan bunun? Senin o halinde kılamamanın, erkekten seni aşağı yapan ne şey var? Avantajın da var. 10 güne kadar bile sürebiliyor. Mevla da namazların kazasını da sana yüklememiş. Ne büyük sana kolaylık yapmış. Niye? O adet halinde halsizlik olur, kansızlık olur diye. E ne var? O diyor kılabilir. Bir de Kabe'ye de girer diyor tavaf eder. Ya nasıl geçecek? Necistir. Hadis-i şerif var. El hayzu la tusalli ve la tasum. Hayızlı kadın. işte regli mekli diyorlar şimdi. Adet haline kadın. Namaz da kılamaz. Oruç da tutamaz. Ve la tatuf bil beyt. de tavaf edemez. Bütün dört mezhepte bu böyle. Hiçbir mezhepte bunun aksine bir şey yok. Sahih hadis olduktan sonra müştehidin iştihadı söker mi? Müştehid orada zaten iştihada girmez ki. Hadis varsa, bir hüküm varsa nasıl müştehid iştihat edecek? 6 numaraya bakarsanız bunu da nerede söylemiş çıkar. Sünnetin bir model olarak asırdan asıra taşınamadığı. Nasıl taşınamadı ya? Sen taşıma, taşıyamadın za. Efendi taşıdı. Ali Efendi taşıdı. 14 asır, 14 buçuk asır bütün ulema, meşayih, sünneti taşıdı. Sen dükkanı kapattın diye bütün milletin şirketini feshedemezsin ki ya. Sünnet taşınamadı. Sünnet taşınamadıysa ne oldu? Kitap, sünnet, icma, ümmet, kıyası bu kadar. E dinin ikinci delili taşınamadı. E dinin ikinci delili taşınamadıysa din taşınamadı. E din taşınamadıysa Allah nasıl muhafaza edeceğim diye söz verdi bu Kur'an'ı da dini de muhafaza edemedi. La tezalu taibetun min ümmetin zahirine alel Ümmetimden bir cemaat hak üzere daim olacak. Hatta tekuma hatta ayeti emrullah ve alâ Kıyamet kopana kadar ehl-i üzere bir cemaat bulunacak diyor. Sen kendin taşıyamadıysan sünnet taşınamadı. Nasıl sünnet taşınamadı? Bu demek din taşınamadı. Bu dinsizler yol açar. Bunu böyle bir Diyanet Reisi konuştuğu, yazdığı zaman da bugünkü gençlik ne der? E zaten peygamberden bize sünnet gelememiş ki der yani. Şimdi bunları hocalar uyduruyor der yani. Hocalar uyduruyor, şekler uyduruyor der. E çünkü Diyanet İşleri Başkanı diyor ki sünnet taşınamadı diyor. E sen niye Diyanet İşleri Başkanlığı görevine geldi? Kabul etmeseydin o görevi deseydin ki kardeşim sünnet taşınamadı. Sünnet taşınamadığı için dinin delilleri yarım yamalak eksildi, gedik oldu, açıldı surda. E ben bu vazifeyi derhût edemem de. Yoksa sünneti yeniden sünnet yapma yetkisi mi sende var? İsmail Kılıç denilen e, Yeni Şafak yazarının e, beyanı ve çile. Nedir diyor ya bin senelik ümmette icma vardı hüccettir diyor. Bugün diyor öyle alimler var diyor onlar diyor bin senelik icma diyor bozabilir diyor. Nasıl bozuyor? Bin senelik bir şeyde ittifak olması için o şeyin mutlaka ayet hadisinden sabit olması lazım. Aksi takdirde orada nasıl ittifak olur? İhtilaf olur. İştihatlar farklı olur nas olursa icma olur. Peki başka bir programda diyor ki mesela benim alim olarak e, örnek vereceğim, göstereceğim kıymetli ilerden kim var diyor Hatice soruyor. Bu mu laf açıyor? Mesela Mehmet Görmez diyor. Ha Mehmet Görmez gibiler bin senelik icma bozabilirler. He? E çünkü adam diyor ki zaten sünnet taşınamadı ki bugün diyor. E ne demek? Delilimiz eksik noksan. Ne yapacağız? Biz yeniden bir şey kuracağız. Reformistlik bu değil mi? Bu da, efendim, 7 rakamına bakarsanız bu sözü nerede demiş? İslam alimlerinin ve İslami ilimlerin din adına doğruyu bulamadığı, bu yüzden İslami ilimlerin yok edilip, yerine çağa uygun olarak yenilerinin ihdas edilmesi gerektiği. Anladınız herhalde bir şey alimler, ilimler isabet edememişler. Bunlar yok edilecekmiş. Bu şu anda din diye bilinen, İslam diye bilinen. Ya o şey, şey Mustafa İslamoğlu aynı zihniyette değil mi? Şu Ömrü Dormenler, Canerler hep aynı şey konuşmuyor mu? Ne konuşuyor? Şu anda İslam olarak bilinenlerin hepsi yok edilecek. Yeniden bir mefkure ihtisas edilecek. Çağ uygun. Çağ uygun ne demek ya? Din ya Yahudi bile değiştirilmiş Tevrat'ını tarif edilmiş Hristiyan İncil'ini efendim çağ uydurma uğraşmıyor ya. Sen geliyorsun kıyamete kadar baki onlar neshedilmiş şeriatlar. Burada kıyamete kadar neshedilmeyecek, baki olacak tek şeriat kalmış İslam Muhammed Mustafa'nın şeriatı sallallahu teala, aleyhi ve sellem. Bu da çağ uyguna döndürülmesi gerekiyor. Bunu söyleyen Müslüman olabilir mi sizce? Ben böyle bir adamı görsem, böyle bir şey söylese sonra ölsem ölse de sıra ki senin komşunu falan cenazeye gel ben o cenaze namazını kılmam. Kıldırmamı demiyorum, kılmam ya. Dine bu kadar iftira olur mu ya? İslam ilimleri yok edilecek, gelinir. Yerine... Efendim, bu da 8 numarada. Hadisler, Kur'an'ı her asra uygun şekilde tatbik etmenin önünde en büyük engeldir. Hadisler diyor. Mesela uydurma rivayetler dersi anlarım. Uydurma rivayet yok bu var. Çok bu, değil, çok değil. Çok değil ama var. E şimdi sen hadisler diyorsun. Hadiste de uydurma rivayeti hadis denmez ki. Hadis diyorsan uydurma değil, Rasulullah buyurmuş oldu. Kur'an'ı her asra uygun şekilde tatbik etmemiz lazımmış. Yani yeni, yeniden anlamamız lazım, çağa uygun anlamamız lazım. Ama engel varmış işte. Bu engelde neydir diyor? Hadislerdir. Bu hadisler. Ondan sonra da diyor ki ben bir hadis talebesi olarak, ikide bir de böyle bir e, şey vardır. Konuştuğu laflar vardır. Rivayetlerden her birinin serbest iştihadın önünde engel teşkil ettiği ve bu rivayetlerin iştihadın alanını daralttığı. Yani iştihad kafaya göre yorumlama, yani müştehit de olsa, ayet varsa, hadis varsa orada iştihad etmez bir aynı konuda 2-3 hadis varsa, 2-3 ayet varsa o zaman hangisi önce, hangisi sonra, nasih mı, mensuh mu, içtihat orada lazım. Ama bir konuda nas varsa, delil teşkil edecek ayet hadis varsa orada içtihada mesaj yoktur yani. Cevaz da yoktur, mahal de yoktur. Ama bunlar ne yapıyormuş? alanı alanını daratıyormuş. İştahatın alanı zaten onun alanı değil ki tarasın. İştahat başka yerde çalışıyor. Ayet-i olan yerde iştahat olamıyor ki Ne demiş şimdi? Eğer çok dinli yaşam, çok dinli yaşam, nasıl oluyor çok dinli yaşam ya? İnnet dini İslam diyor Kur'an. Nasraniyet, Yahudiyet demiyor. Sen Diyanşleri Başkanısın ya. Çok dinli yaşam yeniden ele alacaksa, ele alınacaksa bütün dinlerin tecrübelerinden yararlanmak gerekir. Tam bir dinler arası diyalog Saf satasa. Ya dinlerin din adına dinlerin ya tıp mı bu ki? Avrupa'nın tıbbından da yararlanalım, Çin'in tıbbından da yararlanalım. Ee, efendim, başka ırklarında tecrübelerinden tıp adına yararlanalım. E ben ben de buna varım. Bana şimdi deseler ki Çin'den bir adam gelmiş, Budist Budist ama şeker hastalığına çözüm bulmuş. E giderim. İlaç verirse de bakarım duruma helal aramda vesaire işte neyse kıyas yaparım içerim. Tecrübeden tabii yararlanacağız. Ama bu tıpta olur, hendese de olur, mimari de olur. Efendim, dinde olur mu ya? Dinde, di, dinlerin tecrübesi nedir? Dinler diye bir şey yok. Ya innet dine al islam Tek din Allah'ın de İslam'dır diye Kur'an okumuyor musun sen ya? Sen bu bir ara bunu da hutbelerin sonundan kaldırdılar falan. Sonra yeniden bir, bu çok üzerine gidildi elhamdülillah hoca efendiler. Bu fakirde gittik. Eski dönemde bu da oldu. E tek din İslam. Sen nasıl sanıyorsun? Bütün dinlerin. Dinler diye yok ki bir şey. Dinler yoksa zaten. Allah Allah. Din senin ahiretine mütalik bir şeydir. Allah'ın de hak din İslam'dır. Burada tıp olsa tamam her e, doktorun kıyas yap. E, efendim bitkisel tıbbı da dene, e, e, önleyici tıbbı da dene. Ondan sonra Almanya'da şurada burada bile bütün gavurlarda, kafirlerde de var. Yani bitkisel. Hatta biz geri kaldık o işte. Almanya'da daha fazla bu bitkisel işi ilerlemiş. Eczanelerde satıyorlardı ben gidiyordum Almanya'da. Eczanelerden alıyorduk yani. Ne bitkisel ilaçlar yapmışlardı. E, dolayısıyla buradan, buradaki tecrübe yarar. Ama din ahirete müteallik bir şey. Allah sana hak din budur diyor. Sen diyorsun ki bu batıldan da bir tecrübesinden yararlanayım. Ya nasıl yararlanacaksın? Din senin dünyana lazım olduğundan fazla ahirete ne lazım oluyor? Sen ahirette ve ve fil ahireti minel khasirin. ve men yebtek gayral dinen felen yukubele minhu ve ve fil ahireti minel khasirin. İslam'dan gayri din arayan Asla dini diyaneti kabul edilmeyecek. Ahirette de ne büyük zarar var uğradı cehennemi boylayınca anlaşılacak diyor. Bunu ne tecrübesinden yararlanacaksın sen? Allah'ın göndermediği bir şey. Din olursa ama tıpsa tamam. Mühendislik teknolojisi, efendim, e, nasıl yapmışlar bu binayı? Uzun süre kalması için, i̇şte hangi tuğlayı kullanalım? E, git Roma mimarisine bak. Git Rus mimarisine bak. E, bak. Bu bak. Haram denmez ki buna. İşine geleni yap. Ondan sonra, Yahu neler, 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 neler. La havle ve la kuvvete illa billah. Diyor ki, hadislerin peygambere aidiyeti kesin bile olsa, yani mesela hadis bu halde sahih sahihte misal, kesin bile olsa, toplum tarafından kabul edilmiyor ve toplumda uygulanmıyorsa bir değeri yoktur. Bu lafın bir diğer versiyonu, bu da rakam olarak sayfa 12'de. Ya ne demek bu ya? Toplumun diyor ki bak aynı kaynakta diyor. Toplumun kabul ettiği din adına yaşadığı hayatı sünnet olarak tanımlıyor ve bu tanımdaki sünneti toplumu yaşadığı hayat hadislerin doğru olup olmadığı konusunda kıstas kabul ediyor. Bu şekilde sünnet tanımı hadis ilmindeki sünnetle hiçbir alakası yoktur. Fazlur Rahman bu anlayışa yaşayan sünnetler diyor. Ya Fazlur Rahman zaten bir, bir tatlı elin sapının önünde gidin onun görüşünü zaten onlardan zehirlenmişler. Bütün reformistler geriden zehir. Kendileri bir şey uyduracak kadar akılları da yok, ilimleri de yok. Onun için ya Fazlur Rahman uydurduğundan alacak ya e, Reşit Rıza'nın uydurduğundan alacak ya Abduh'un uydurduğundan alacak ya Afgani'nin uydurduğundan alacak. Bunların hepsi böyle. Yani diyor e, şu anda toplum neyi benimsemiş? Ya şu ona yaşayan sünnet denir diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asr-ı sünnet olan ya Resulullah buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Aleyküm bir sünneti ve sünneti hulefai raşidin. Ben ve dört halife. Ondan sonraki ki bidatlere uymayın diyor. Din bakımından. Sana arabaya binme demedi yani. Teknolojiden yararlanma demedi. Onlar ibadet mi? İbadete de girersin. Ondan günah da girersin. Teknoloji kullanırsın. Telefonda birine kalkarsın. bayram yaparsın. E, nasılsınız? iyi misiniz? derseni akrabanı ararsın, ibadete döner. Yok adamı ararsın, söversin, sadece kalbini kırarsın, günah girer. O ayrı bir şey. Niye kullandığına bağlı. Ama din işinde bid'atlere e, tabi olmayın diyor. Ne buyuruyor? E, İyyâkum ve vel muhtesat dine sonradan sokulan şeylerden sakının diyor. Fe inne külle muhtesin bid'atün itikat ve amel, din konusunda sonradan meydana çıkan hepsi bidattır. Ve kulle bidatın dalaletün her bidat sapıklıktır. Allah'ın yolundan ayırır. Ve kulle dalaletin finnar her sapıklığın neticesi ateşte bu bo ateşi boylar diyor. Sahih hadis bütün bunlar. Anladın mı sen? Onun için şu andaki toplumun yaşadığı, kabullendiği, benimsediği, yaşayan sünnet oluyormuş. Onun dışındakine tabi olmamak gerekiyormuş. Asr-ı Saadet'teki sünnet falan çağa uydurulması gerekiyor. Bu nasıl bir dünya? La havle ve la kuvvete illa billah. Ne diyeyim? Sünnetin delilleri olarak gösterilen ayet hadisler bu konuda delil değiller. Sünnetin delilleri olarak gösterilen ayet hadis. Yani ben demin okuduklarımı söylüyorum. Resulüm ne verdiyse alın. Neyi nehyettiyse vazgeçin diyor ya ayet. Haşr suresi. O diyor sünnetin hüccet olduğuna, İslam'da delil olduğuna delil değil diyor. O başka bir şeyden bahsediyor Mesela biz ne dedik yine size delil gösterdik demin? İşte Men yutu Rasul fukat adı Allah. Rasul'e itaat Allah'a itaat etmiş olur. Buyuruyor. E itaat nerede? E, hadisleri dinleyip itaat etmiş. Çünkü Allah'a itaat zaten Kur'an'da var. Allah Kur'an Allah'ın kelamı herkes biliyor. E Rasul'e itaat niye bir daha söyleniyor? Allah'a inanan, Kur'an'a inanan bir adamın Rasulü'ne itaat etmesi kalmıyor ki. Rasul sadece postacıysa haşa tebliğ etti, bir ondan sonra sen kafana göre takıl olur. Ama Rasul onu şer edecek, izah edecek, beyan edecek. لِتُبَيْنَ اَلِلِنَّاسْ مَا نُزِلَيْلَيْهِمْ diyor Kur'an. Habibim sana bu Kur'an'ı indirdik ama insanlara indirileni açıklayasın diye. Bak açıklama görevi vermiş. Sadece postacılık. Senin kapına getirsin, bıraksın. Mektubun içeriğine de bakmadım. Sen ne yaparsan yap. Ne anlarsan anla, ne cevap yazarsan yaz. Öyle mi dedi? Sen açıklayacaksın diyor. Açıklamayı neyle yapacak? Ayetin açıklamasını neyle yapacak? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayette bu manası var. Açıkladığı zaman şu helaldir, şu haramdır açıkladığı zaman o ne oluyor? İşte allah Teala'nın vahyiyle emriyle oluyor. Çünkü ben sana bunu niye sen açıklayasın diye. E sen kafana göre açıklayacak değilsin ki. Ve mantıku an lehevâin ve illâ Habibim nefsinin arzusuna göre kafama esti diye konuşmaz diyor. Necim suresi. O ona ne vahyediliyorsa onu söyler. Tabii ki bu dini konularda. Yoksa hanım evde su var mı, süt var mı dediğine de biz Allah'tan vahiy geldi de süt istiyor demedik. Ama helal dediyse, haram dediyse, şu namazı kıl dediyse, şunu yapma dediyse bunu nasıl kendi kafasına göre yapabilir? Kur'an'ın açıklaması sana bıraktım diyor. Ve la yuharrimune ma harramallahu ve Allah ve Resulü'nün haram ettiğini haram kabul etmeyenler diye kafirlere e, harp emri veriyor onlarla. Savaş emri veriyor. lezine la diye başlayan ayet cellesinde. Orada bak Allah'ın haram ettiğini bir de Resulünün haram ettiğini diyor. Tabi haram etme etkisi bizzat ve asaleten Allah'a aittir. Ama beyan etmesi e, dolayısıyla haram olduğunu açıklayan Resulüdür. E sen hadisi kabul etmediğin zaman delil değil, delil teşkil etmiyor dediğin zaman Kur'an'dan başka delil yok dediğin zaman Kur'an'ı tefsirsiz bırakıyorsun. Şu Habibim diyor, sen açıklayacaksın diyor. E Resulullah'ın açıkladıklarında hadis diyoruz. E sen o hadisten hiçbir hükmü yok, etkisi yok, yetkisi yok dediğin zaman Kur'an açıklamasız kaldı. Zaten öyle oluyor. Fe Allah Allah tesbih edin diyor. E müfessirler diyor ki, hadis diyor ki namaz kılın demektir bu. Hine tümsü diyor? Akşam vakti, hine tümsü sabah vakti. 5 vakit namaz nereden çıktı? E hadisleri kabul etmediğin zaman Efendim Kur'an'da beş vakit namazı bulamıyorsun. Hadisleri kabul etmediğin zaman Kur'an'ın tefsiri olarak, tebliğ olarak Kur'an'da zekatın kırkta bir olduğunu bulamıyorsun. Ondan sonra da insan eli açık gibi de çıkıyor ki bütün malı zekata vereceksin, kendinde açı aç yatacaksın diyor. Kırkta bir olur muymuş diyor. Ebu Zer mezhebi diyor hepsini. Ebu Zer radıyallahu anh kendi tercihi, cömertliği, hayratı var ama millete zekat kırkta bir değil mi dedi aşağı. Böyle bir şey diyebilir mi? Kafir olur ya. Ebu Zer radıyallahu anh, kendim bütün malımı bağışlıyorum diyebilir. Ama sana nasıl diyebilir ki? Ee, senin kırkta 40, 40 vermen farzdır. Ha, yani ihtiyacını göreceksin. Gereken hiçbir parası yok. Her şeyi fakirlere dağıtacaksın. Böyle bir dinde var mı bir şey? O zaman hiç kimse ne ticaret yapabilir, ne dükkan açabilir. Bütün ekonomiler çöker. İslami Rönesans denilecek hareket yeniden başlaması gerekiyor diyor. İşte İslami Rönesans demin dedi ya, çağ uyduracaksın. İslami esasla örtüşmeyen şimdi bunlar kabul edilebilir şeyler midir? Görmez bunların hepsini demiş. Bu naneleri yemiş. Kaynakları burada en son kaynak efendim 16'ya kadar 16. maddeyi çeviriyorsun. Nerede dediğini burada ok 20. sayfada dipnotta görüyorsun. Bunların hepsini demiş. Bu adam başımıza bela edilmiş, ümmetin 15 senesini çalmış diyanette. Şu anda yok üniversite kurduruluyor, yok imam hatip, e, şimdi imam olmak için bile şey yetmeyecek. Hafız olmak yetmeyecek, imam hatip bitirmek de yetmeyecek. Ne olması lazım gelecek? İşte üniversite, o üniversiteyi kim e, hocalar tayin ediyor, belge yönetimi bilmem ne, Mehmet Görmez'in projesi. Ya bu adamlardan yetişen, bu kafada konuşmaları olan adamlardan yetişen ne imamı ya? Müslüman olamaz ya. Nasıl bu kuzuları veriyorsun bu kurtları nereye? Ya hevle ve la Ne anlatayım ya? Ne anlatayım ya? Onun için haber Türk kendine gelsin, diğer kanallar haddini bilsin, kimse bu adamı efendim e, parlatmaya çalışmasın, onu parlatayım derken kendi söner. Allah Allah'a rava değil yani bu millete bu zehirli fikirleri. Son Kurban Bayramı'nda bile İbrahim Aleyhisselam'a Allah çocuğun kurban etme emrini vermedi. Allah'ın emrini inkar etti etti ya. Bunu yapmayın ya, yaptırmayın ya. Onun için nasıl bir hocasınız o Muhammed Yazıcı? Nasıl bir adamsın sen ya? O Muhammed Yazıcı kim onun? Bak bunu, bak bunu inceleyin ya. Bu nasıl bir şeydir? Bayağı da bir hocaymış yani şey olarak. yani şeyler kurmuş düzenler, şunlar, bunlar. Önce herhalde rihledeymiş. O Ebu Hoca ile birlikte hareket etti. da ondan. Sonra Talahat zaten mürtet oldu. Peygamber de şüphem var dedi. Ondan sonra bu tabi öyle demiyor. Ben buna mürtet oldu falan demiyor. Ama sen kardeşim nasıl Mehmet görmez Mehmet edersin ya? Çok hizmet etmiş İslam'a da. Biz kıskanıyormuşuz da ya bunu kıskanması mı olur kardeşim ya? Allah onu bak ben Mehmet Görmez'e beddua ediyor muyum? Şu mübarek cuma gecesinde Allah'ım hayırla ıslah eyle diyorum. Hidayet eyle diyorum. Dinine döndür diyorum. Yeniden kırdığı çanakları toparlasın, yapıştırsın. Süt döktüğü sütleri temizlet ya Rabbi diyorum. Ben dua diyorum ona ya. Mehmet Emin Hoca'ya o kadar hizmet etti, şu etti, bu et. Ama ibadet çokluğuna itibar yoktur kulundan hali hoşlanmayınca. Çok ahlaklıdır. Çok yanındakilere iyi bakmış. Özel kalemliğini yapmış adam iki sene. O öyle bir ahlak abidesi şahsiyet olabilir. Olabilir efendim imansızlarda da şunlarda da bunlarda da bu de her yerde de Japon'da da efendim çok ahlaklı insanlar var. Hatta çoğu Müslümandan daha düzgün ahlakı olan insanlar var. Ama iman başka bir şey, itikat başka bir şey. Sen nasıl bunu böyle şey yaparsın ya? Onun için efendi kardeşlerim bu tehlikelere dikkat çekerken size yine dünya kadar ayet okumuş olduğum, hadis-i şerif okumuş olduğum, ilim ifade etmiş olduğum Rabbim kabule, karine eylesin. Amin.